Bunlar dünyanın en izlenebilir animasyon filmleri. Evet, Disney Pixar eserlerinden bahsediyoruz. Bugüne kadar çıkardıkları filmlerin sadece ufak bir kısmı fiyaskoydu. Onlar da daha çok devam filmleriydi. Yine de Disney ve Pixar ortaklığı altında izlediğimiz tüm işler ortalamanın üstünde. Bu videoda bazı Disney-Pixar eserlerinin bir takım eski projelerle olan sıkı benzerliklerinden söz edeceğiz. Çalıntı çok iddialı bir laf olur. Ama bazı önemli ortak noktalar olduğunu reddedemeyiz. Küçük canavarlar, sevimli canavarlar. Çocukluğumuzda yatağımızın altında her zaman bir şeylerin olduğunu hissederdik. Biraz da korkardık. Bu iki film de bu temaya biraz da korku ögeleri katmış diyebiliriz aslında. Ama işin garip kısmı, Pixar sanki hikaye ve tema anlamında 1989'daki küçük canavarlara benzeyen bir animasyon projesi yapmış. Ana karakterlerin birinin iki filmde de mavi renkte olması ve ikisinin de boynuzlarının olması gibi birçok benzerlik bulunuyor. Yani sanki animasyon yerine gerçek karakterleri oynatsalar, aynı filmin yeniden çekilmişini izlermiş gibi de hissedecektik. Hatta filmdeki bazı sahnelerdeki ana fikir bile tamamen aynı çekilmiş olduğundan, "Beyler, sevimli canavarlar bir noktada bu filmi araklamış" diye dolaşmak kaçınılmaz. Ancak kaliteli karakterleri ve bu karakterleri tamamıyla benzersiz güzellikte işlemek ve animasyon bile olsa çekimlerdeki ince ufak düzenlemeleriyle küçük canavarlar yapımının tamamen önüne geçmeyi başarıyor. Beyler, ne kadar benzerlik olsa da teknik olarak her türlü Disney Pixar yapımları başarısını ortaya koyuyor. Hepimizin bir dönem severek izlemesi de bu durumu gözler önüne seriyor tabi. Noel oyuncağı, oyuncak hikayesi. Çocukken hepimizin yaptığı şey oyuncaklarımızı alıp canlılarmış gibi konuşturmamız ve onlara kişilikler yüklememizdi. Bunu konu alabilecek yapımların karşımıza gelmesi çok şaşırtıcı olmasa gerek. Burada da mesela iki ana karakterinde sahiplerinin en favori oyuncağı olma çabasını anlatması gibi benzer ortak noktalara sahip olsa da, Pixar burada Noel oyuncağını gerçek oyuncaklar kullanmasının dışında animasyon oluşturup, aynı zamanda karakterlere farklı anlamlar ve tiplemeler yüklemesi sayesinde özgün ve güzel bir işleyiş sunmuştur. Bu, 86 yapımı Noel Oyuncağı filminden daha çok ön plana çıkmasını sağlıyor diyebiliriz. Ana karakterlerin bireysel hikayelerinin tamamıyla benzer olmaları, sadece tiplerinin farklı olmasıyla örtbas edilebilecek bir durum olmasa gerek. Sanırım yakalandın Toy Story. Her neyse, teknik anlamda eski bir filmin önüne geçtiğini kabul edelim. Kitlesi için en izlenebilir halde olan film, bu ikisi arasında açık ara farkla Toy Story. Durum böyle olduğundan severek izlemeye devam edeceğiz beyler. Çalıntı olsun olmasın. Toy Story eğlenceli hikayesiyle hepimizi bir dönem seyrettirdi. Şimdi olsa da seyrettirmeye devam edecektir. Bu yüzden çalıntı deyip gömmek yerine burada onu övmek daha doğru olacak. Böyle devam Pixar. Palyaço balığı Pierrot, kayıp balık Nemo. Bir saniye, oha ama. Bu zamana kadar tüm filmlere çalıntı değil deyip hep iyimser yaklaşmaya çalıştık. Ama beyler, bu bildiğiniz kapağına kadar aynı yahu. Her öge birbirinden tamamıyla aynı şekilde kopyalanmış ve önümüze sunulmuş. Bu basbayağı çalıntı işte, neyi savunmaya çalışıyoruz ki? Başta biz de bu şekilde düşünmüştük. Ama tabii ki Pixar gibi kocaman bir firmanın da böyle gözle görülür bir hataya düşeceğini umarım düşünmemişsinizdir. Palyaço balığı Pierrot isimli yazılmış olan hikayeden sonra hikayeyi animasyon filmine dönüştürmek isteyen yapımcı ve Pixar arasındaki anlaşmanın ürünü olarak tatlı mı tatlı balığımız Nemo'nun kaybolması ve evini bulma macerasını anlatan güzel filmimiz ortaya çıkmış. So we're cheating death now. That's what we're doing. We're having fun at the same time. I can do this. Just be careful. Yani anlayacağınız Pixar burada da kendisini yavana atmayarak, gayet izlenebilir eğlenceli bir macera hikayesini kitaptan alıp uyarlayarak animasyonla karşımıza sunmuş. İyi de etmiş. Bize de çamur atmaktansa tebrik etmek düşüyor.
Fantastik Dörtlü, İnanılmaz Aile. Aslında bu yapım tam olarak benzerlik içeriyor diyemeyiz. Ki zaten koskoca Marvel'dan çalacak değildi Pixar. Sadece esin kaynağı olarak kullanmış olma olasılıkları yüksek diyebiliriz. İnanılmaz Aile, kendi karakterlerini üretip kendisine has bir tema ve hikaye barındırıyor. Fantastic Dörtlü'deki ciddi olan noktalardan ziyade, hedef kitlesi çocuklar olan bir animasyon filmi haline getirilmiş olması da ekstra bir farklılık diyebiliriz. Yani hanımlar baylar, bu iki filmde farklı kulvarlarda yarışıyor. Ama ikisi arasında karşılaştırma yapacak olursak, yine zamanında çok sevilmemiş olan Fantastic Dörtlü serisinin filmlerine nazaran İnanılmaz Aile, sadece çocuklar tarafından değil, belirli bir yetişkin kitlesi tarafından da çokça izlenip beğenilmiştir. Elbette benzerlikleri anlamışsınızdır ama yine de kısaca söylemek gerekirse İnanılmaz Aile'deki Lastik Kız veya bunların dostu Lucius Best, apaçık Fantastic Dörtlü ekibini anımsatıyor. Tamamıyla bir benzerlik. Özellik sahibi değil bu iki eser. Bu yüzden karşılaştırmamız bile biraz saçma. Önemli olan bize sunulan filmlerin kalitesi ve ne kadar eğlenebildiğimiz. Hey, sol taraftaki video hiç fena sayılmaz ha? Bir animasyon seversen onu öneririz. Görüşmek üzere.